GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makro gelişmeleri incelediğimizde piyasalarda dün akşam tamamlanan FOMC toplantısı sonrasındaki kararlar ve Janet Yellen'ın konuşmalarının piyasa tarafından dikkatle incelendiğini ve bunun etkilerinin şu anda Avrupa seansı içerisinde de devam ettiğini ifade edebiliriz. Avrupa endekslerine baktığımızda Janet Yellen'ın ve FED kararlarının piyasalara ver, verdiği destek sonrasında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Kazançların devam ettiğini görüyoruz. %0.50'nin üzerinde kazançlar var Avrupa endekslerinde. Euro Stoxx endeksine baktığımızda ise 1.10 civarında bir kazanım var. E, baktığımızda piyasalarda yine dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin de etkili olduğunu görüyoruz ve pariteler tarafındaki ana yönün e, bununla birlikte bulunduğunu ifade edebiliriz. Ancak Avrupa seansını incelediğimizde özellikle major pariteler karşısında değer kaybeden doların e, dün gece gelişmekte olan ülkeler e, ülkelerin para birimleri karşısındaki kayıpları sonrasında daha e, Rahat bir seyir izlediğini görüyoruz. Özellikle dolar TL tarafında da yine bugün Avrupa seansı içerisinde yukarı yönlü hareketler izlendi. Fakat bahsettiğimiz gibi dünkü hareketlerde daha çok gelişmekte olan ülke para birimleri öne çıkmıştı dolar karşısında. Bugün de bunun bir miktar gevşemesini gördüğümüzü ifade edebiliriz. Altında da yukarı yönlü hareketler izledik bu paralelde. Dolar yan paritesinde aşağı yönlü hareketler izledik. Dolar endeksindeki kayıpların yine izlendiğini ifade edebiliriz bu kısımda. Yeni güne baktığımızda bu e, görünüm altında e, günün ilk yarısında Avrupa tarafından gelen haberlerin etkili olduğunu ifade edebiliriz, takip edildiğini söyleyebiliriz piyasalarda. Öncelikle gözler İsviçre Merkez Bankası'ndaydı ve beklendiği gibi İsviçre Merkez Bankası politika faiz oranında bir değişiklik yapmadı. Bunun dışında Euro Frank paritesinin minimum seviyesi olarak belirlediği 1.20 bandını da eşiğini de değiştirmedi Diğer taraftan saat 11.30'da İngiltere'den gelen perakende satışlar rakamı takip edildi. Perakende satışların %0.5 ile beklentiler paralelinde daraldığını gördük. Bir önceki ay %1.3'lük bir yükseliş kaydedilmişti ve bunun sonrasında daralma gerçekleşmesi bekleniyordu ve bu paralelde gerçekleştiğini de gördük beklentilere yakın bir şekilde. Bunun da devamında gün içerisinde Irak'taki gelişmeler yine piyasaların bir kulağı sürekli burada olmaya devam ediyor makro gelişmeleri izlerken özellikle Işit ve e, konuya ilişkin yetkililerin yaptığı açıklamaların izlendiğini ifade edebiliriz. E, en son olarak petrol şirketlerin Irak'taki personellerini tahliye etmeye başladığı yönündeki haberler basına yansımıştı. Bunun yanında Ukrayna tarafına baktığımızda ise Ukrayna e, Devlet Başkanı Poroshenko'nun tek taraflı ateşkes ilanından sonra e, ABD tarafından da bunu destekleyen açıklamalar geldiğini gördük. Bahsettiğimiz gibi özellikle FOMC tarafından gelen haberler genel anlamda varlık fiyatlarına yön verirken Avrupa tarafında da yeni gündem jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerle birlikte yakından izlenmeye devam ediliyor. Günün devamına baktığımızda İngiltere Merkez Bankası üyesi Mark Fartin'in konuşmasını izleyeceğiz. Daha sonrasında sonrasındaysa 15.30'da ABD'den istihdam talepleri verisi gelecek. Fed'in dün değerlendirmeleri sonrasında bu rakam piyasalarda etkili olabilir. 316 bin Amerikalı'nın geride bıraktığımız hafta işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olması bekleniyor. Beklentinin üzerinde olumsuz gerçekleşebilecek rakamlar dolardaki kayıpların devam etmesine neden olabilir. Beklentinin altındaki olumlu rakamlarsa dolarda toparlanmaların sağlanmasını yol açabilir sağlayabilir. Daha sonra ise yine Önemli ekonomik veriler arasında yer alan saat 17'de Federal Fed İmalat Endeksini takip ediyor olacağız. Bu da piyasa tarafından ABD ekonomisi izlenirken değerlendirilen rakamlar arasında önemli makroekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Son 3 aydır tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz Federal Fed İmalat Endeksinin. Bu da saat 15.30'dan sonra piyasalarda etkili olabilecek veriler arasında yer alıyor. Sonrasındaysa doğal gaz stokları Gündemde yer alacak başlıklar arasında kendine yer buluyor diyebiliriz genel anlamda piyasalarla ilgili gün içerisindeki makro gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum